Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Hepiniz biliyorum ki ara güncelleme için yeni etkinliğini sabırsızlıkla bekliyorsunuz. Uzun süredir de bile etkinlik görmedik. Sezon biteli de bayağı bir zaman oluyor. Zaten yılbaşı sezonundan, sezon 18'den çok da verim alamadık bir yılbaşı sezonuna göre. Arkadaşlar önümüzde Çin yeni yıl etkinliği var ve 1 Şubat'ta başlayacak. 1 Şubat'ta Salı gününe denk geliyor arkadaşlar. Yalnız şöyle bir olayımız var. Yılbaşı sezonu mesela sezon 18 yılbaşı sezonuydu ama yılbaşından önce geldi. Sezonlar böyle özel günlerden önce geliyor arkadaşlar. Tam o sezon gününde de birkaç günlük sezona hakim olmuş oluyoruz. Bu da öyle olur diye düşünüyorum. Normalde ben aslında bugün gelmesini bekliyordum. Ama sanırım gecikme yaşadı. Bence yarın gelecek ve bizler de sizlerle birlikte gelir gelmez bir canlı yayın yapacağız. O yüzden Discord'dan, Instagram'dan bizleri takip ederseniz, aynı zamanda Twitch'ten de takip ederseniz canlı yayın olayını kaçırmazsınız. Videoyu canlı yayında hazırlayacağız. Twitch'te ve yayını yaptıktan sonra videosu sizlere YouTube'dan da düşecektir ama anında izlemek için ve sezona bir an önce, güncellemeye bir an önce hakim olmak için mutlaka bizleri Twitch'ten takip edin. Linkler açıklamalar kısmında, aynı zamanda yorumlar kısmında bırakacağım. Çin yeni etkinliği, şimdi ara güncellemelere boş olur ara güncellemeler. Çok bir şey vermez abi. Sıkılırız falan diyenler olabilir ama bu ara güncelleme diğer ara güncellemelere göre kat kat iyi arkadaşlar. Ben daha önceden tüm ara güncellemelerin çoğunu görmüş biri olaraktan şöyle düşünüyorum. Çin yeni etkinliği gerçekten sezonları bile aratmaz. Çünkü ekstra kostümler oluyor Çin yeni ile alakalı. Bugün de iki tane yeni video var zaten, onlara bakacağız ilerleyen bölüm. Aynı zamanda bir boss geliyor bu Çin yeni yıl etkinliğinde. Dediğim gibi zırh gelecek. Acayip güzel bir savaşta ejderha savaşçısı zırhı geliyor. Ekstra bir silah geliyor. Belki de hiç görmediğiniz guardiyan geliyor arkadaşlar. Onun dışında 10.000 canlı. Yani bu oyundaki en büyük bosslardan biri Nian geliyor arkadaşlar Çin yeni yıl etkinliğinde. Ve bu Nian'ı kesmek imkansız derecede. Yani aslında kesmemiz de gerektirecek bir durum yok ama yine de sizlere birkaç teknik göstereceğim. Canı bile gitmiyor yani, öyle düşünebilirsiniz. Onun dışında farklı karakterler, farklı görevler ve Çin yeni yıl etkinliğinin en güzel olayı da lokasyonlar arkadaşlar. Gelen lokasyonlar gerçekten iç açıcı. Bir de at olayı var. Birazdan at olayını fotoğrafını da göstereceğim. Bir önceki videoda göstermemiştim ama önce paylaşılan videoları bir izleyelim. Kanala hala abone değilseniz mutlaka abone olalım arkadaşlar. Hem sezonlara faydalanmak için hem de çekilişler yapıyoruz. İşte elimizden geldiği kadar sizlere premium hediye ediyoruz. Oyunla alakalı alamayan arkadaşlara. Sizler de o yüzden bizleri takip ederseniz hem bunlardan yararlanırsınız hem bize destek olmuş olursunuz. Aynı zamanda yorum ve like atarsanız da keşfete düşme ihtimalimizi arttırırsınız arkadaşlar. Kanalımızın büyümesine de yardımcı olmuş olursunuz. Hepinize şimdiden teşekkürler. Instagram, Discord, Twitch'ten de mutlaka bizleri takip edin abi. Şimdi gelelim Kefir'in paylaşmış olduğu videolara. Oyunun en başarılı zırhını görüyorsunuz arkadaşlar. Ejderha savaşçısı zırhını görüyorsunuz şu anda. Mükemmel bir zırh. Benim bu oyunda beğendiğim, en beğendiğim zırhlardan birisi. Bu zırhın aslında bu kadar çok gösterilmesinde bir diğer faktör var. Benim aklıma gelen, umarım benim düşündüğüm gibidir. Sizler de fikirlerinizi yorumlarda yazın. Arkadaşlar biliyorsunuz daha önceden bu zırh olarak geliyordu. Yani nasıl özel harekatçı seti alıyorsak veya işte normal setleri alabiliyorsak, kostüm giydiğimizde o setler olsa bile kostümümüz gözüküyordu ya. Kostüm bu Çin yeni yıl etkinliğinden sonra oyuna eklenen bir durum olduğu için belki de bu artık bu sezon zırh olarak değil de bir kostüm olarak gelebilir. Yani özel harekatçı seti giyseniz dahi ejderha savaşçısı kostümüyle olabilirsiniz. Abi bu mükemmel bir durum olur gerçekten. Çünkü bunu bir sefere mahsus alıyorduk Çin yeni yıl etkinliklerinde. Kullandığın anda işte kırılıyordu. Raid yeme durumun var. Metal odası olmayan adam bunu kaybetme ihtimali vardı. İşte bir sürü problem olabiliyordu. İnsan bir de üzerinde görmek de istiyor. Sürekli kullanmak da istiyor. Bence bunun video yapılması. Çünkü daha önceden de olan bir zırhı tekrardan video yapmazlar. Video yapılmasının sebebi arkadaşlar, Bu sefer kostüm olarak geliyor olabilir. İnşallah benim düşündüğüm gibidir. Sizler de fikirlerinizi mutlaka yazın. Öyle olursa mükemmel olur abi. Aynı zamanda Çin yeni yıl etkinliği geçen sene dekorların olmadığı bir zamana denk gelmişti. Yani bu kadar dekorlar fazla verilmiyordu.
bu sene Çin Yeni Yıl etkinliği ile alakalı bir dekor da bekliyorum. Gelirse çok çok güzel olur. Renkli bir ara güncelleme, çünkü güzel bir dekor çıkacağını da düşünüyorum. Sakura ağacını önceden vermişlerdi. Belki ekstra bir sakura ağacı hediye ederler. Onun dışında farklı fenerler var. Bunların yeni yıl etkinliklerinde kullandıkları. Onlardan falan verebilirler. Masa verebilirler. Dekor, kapı süsleri falan verebilirler. Güzel bir dekor olur. İnşallah dekor verirlerse onu da bekliyorum. Bir videomuz daha var, bitmedi. Bu arada bu videoyla alakalı bir de metnimiz vardı. Ondan bahsetmeyi unuttum sizlere. Arkadaşlar, bu video paylaşınca bir savaşçının ruhu her birimizin içinde yaşar diyor. Yine de pek çoğu onu uyandırmayı başaramaz diyor. Savaşçı ruhunu uyandırmayı başaramaz. Peki siz bu savaşçı ruhunu uyandırmayı başarabilecek misiniz diyor. Bakalım başarabileceğiz ve hep birlikte göreceğiz abi. Şimdi gelelim diğer videomuza. Yine etkileyici bir video. Abi bu adamlar videoyla iş bitiriciliği çok seviyorlar. Yani bizleri etkiliyorlar hemen. İnsanların da tabii beklentisi büyük oluyor bir yönden de. İnşallah güzel olur, ama güzel zombiler görüyoruz. Farklı zombiler görüyoruz. Kendini böyle bıçaklanmış, kılıç geçirilmiş içerisinden olan zombiler var. Şu siyah zombiler beni çok etkiledi. Videodaki hareketler mükemmel, inşallah. Beklediğimiz gibi de olur abi. Bu videoyla birlikte yine bir metinimiz var. Ondan bahsedeyim. En tehlikeli düşman zaferi gören kişinin önüne düşer diyor. Yani zafere en yakın olduğun anda en tehlikeli düşman karşına çıkar diyor. Ama savaş sanatında kalabalığa karşı üstünlük kurman her zaman gerekir diyor. Yani çok fazla zombi ile savaşacağımızdan çok kolay zor olacağını zannetmiyorum bu arada, onu da belirteyim. Ve en sonunda da Nian'la karşılaşacağımızdan bahsediyor. Abi buradaki zombiler çok çok hoşuma gitti. Birazdan Nian'ı da göstereceğim sizlere arkadaşlar. Nian da gerçekten bu oyundaki en yüksek cana sahip bosslardan biri. Zaten en yüksek cana sahip boss diyeyim direkt. Ya 10.000 canı var, daha az ötesini var. İzbandut bile o 1000 canlı. Adamın 10.000 canı var Nian'ın ve hasar almıyordu. Belki bu sezonda hasar alabilir. Nian'ı da bir görelim. Gerçekten süper bir boss tasarımı arkadaşlar. Böyle bosslara hasret kaldık ya. Yani cadı falan da güzel boss, ama bu tarzda böyle maskeli falan bosslar gerçekten çok çok hoşuma gidiyor. Ya Kurumpi'den biliyorsunuz bir dekor aldık. Tamam, çok güzeldi. Benim bugüne kadar aldığım en iyi dekorlardan biriydi. Bir oyuncak Kurumpi dekoru almıştık ya. Keşke Nian'la alakalı da bir dekor olsa da ya. Bu sezon yaparlar mı bilmiyorum, ama bu sezon da demeyeyim daha doğrusu. Ara güncelleme, ara sezon diyebiliriz gerçi. Ara güncellemede, ara sezonda beklentim bayağı büyük abi. Yani Nian'la alakalı bir dekor istiyorum. Onun dışında ejderha savaşçısını kostüm olarak istiyorum, zırh olarak değil. Guardian'ı versin birkaç tane, kullanalım abi. Yani Guardian'ı parayla da vermezler diye umuyorum. Güzel bir ara güncelleme olacak. Ekstra gelecek dekorlardan, gelecek bölgelerden, lokasyonlardaki dekorlardan bayağı hoşunuza gideceğinize de eminim. Önceden de zaten birkaç fotoğraf var. Şimdi onlara bir bakalım. Arkadaşlar, şu anda benim geçen sene Çin Yeni Yıl etkinliğinde oluşturduğum kapak fotoğrafını görüyorsunuz. Bu tamamen oyundan alınmış bir görsel. Aslını bulamadım. Ben bazen program üzerinde yazı yazarken falan oynamada yapıyordum. Aslında oynama yapmasam bu fotoğraf çok çok daha güzeldi. Bir at olduğunu görüyorsunuz. Üzerimde de zaten ejderha savaşçısı kostümünü görüyorsunuz abi. O kostüm ayrı bir olay, at ayrı bir olay. Bu lokasyonda yine muhtemelen bu yılda da olur. Atı görebileceksiniz. Buradaki at aslında bana şunu da düşündürüyor. Belki ilerleyen zamanlarda oyuna eklenebilir. Sonuçta oyuna bu at olayı kodlanmış, yapılmış bir durum. Motor gibi belki ata da bineceğimiz günler gelebilir. Bir tane Çin yapısı görüyorsunuz, binası görüyorsunuz. O zaten çok çok güzeldi. Etraf ekstra yeşillikli abi. Burada işte farklı farklı böyle dekorlar var. Çok çok hoşuma gidiyordu. Şuradaki chest'ten de güzel güzel ödüller topluyorduk abi. Bu sezonda beklentimiz, bu ara güncellemede de beklentimiz büyük. Bizleri kırmazlar umarım. Güzel bir sezon geçiririz. Belki bu videoyu izler izlemez birkaç saat içerisinde bu ara güncellemeyi alacağız. Ben takipte olacağım hafta sonu boyunca. Sizler de benim kanalımı takip ederseniz gelir gelmez anında bilgileri alırsınız. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.